Türkiye'nin en renkli doktorlarından biriydi. Aslında psikiyatrist ama daha çok aşk ve cinsellik üzerine yazdığı yazılarla tanındı. Okurlarının dert babası, umudu oldu hatta. 91 yaşındaki Haydar Dümen ne yazık ki hayatını kaybetti. Ben bugün neredeyse 24 saatlik ölü olarak soğuk odamda yatıyor olacaktım bir mermerin üzerinde. Türkiye'nin en renkli doktoruydu 91 yaşındaki Haydar Dümen, koronavirüsü atlatamadı. Yani sizin bir arabanız var ve siz de şoförsünüz. Arabayı kullanacaksınız. Kardeşim arabanın hiçbir şeyini bilmiyorsun. Direksiyon deyip vitese elde atarsan araba yürümez. Psikiyatrist Haydar Dümen dikkat çeken tarzı aşk ve cinsellik üzerine yazılarıyla gönüllere taht kurmuştu. Tabuları yıkıp televizyon ekranlarında ve gazetelerde konuşulmayanı konuşan, konuşturan birisi. Şimdi takipçilerinin, okuyucularının dert babasıydı. Karga sevdalısıydı. Yazdığım kitaplarla düş kuşağı eğittim ve ben çığırlaştım. Açık açık ve soyun amcanıza, babanıza, dedenize kim varsa. 31 Ocak'ta koronavirüs nedeniyle hastaneye yatırıldı, mücadele etti. Ancak kazanamadı. Dün akşam hayata veda etti. Şimdi ne yapıyorum? Kadın, adam, kocam günde 5-6 kere peşimde dolaşıyor. Mutfağa giriyor, misafir orada mutfakta. Salgın tedbirleri kapsamında yakın çevresinin katıldığı bir törenle defnedildi. Pes etmek yok, yoruldum demek bile yok. Ben geliyorum arkadaşım. Ondan geriye hafızalardan silinmesi zor renkli siması, cinsellik üzerine üstelik mizahi bir dille yazdığı yazıları, konuşmaları ve evinde beslediği kargalar kaldı. Eşi Gül Dümen'in de koronavirüs tedavisi gördüğü, hastanede olduğu için cenazeye katılamadığı öğrenildi. Sevenlerinin tekrar başı sağ olsun diyor.